Ama ayrılanlar var, hayatlarına devam eden var. O Emine ayrı. ile Mustafa Sandal. Emine Yahovic. İlk defa konuşmuş. Omuzu atmış mı? Atmamış mı? Bilmiyorum ki. Biz de bugün İzleyelim. püskünlüyüz bak. Böyle böyle. Şimdi sana bir soru geliyor. Bir canım omuz atmışsınız, doğru mu? yani böyle dedi biliyorsunuz değil mi şu an? Hiç sallamadı. Hiç sallamadı. Hiç takmadı. Sonra dedi ki tamamen uydurma yani bence. Bence güzel yanıt verdin. Bence de. İnandın mı? İnanmadın. Attı diyorsun omuz. Atabilir ya. Ya yok ya. Sinirlenmişler. Niye atacaksın omuz? Ay nasılsınız yani? Sen önce... Olmasaydı onlar barışacaktı. O kadar. Ben eminim. Vay vay Bence vay. Mustafa Ile Melis'i başlar başlamaz bitirdin hakikaten ya, dedin ya. ya hani böyle sana not geldi. Hı. Ha, doğru. Sana şey diyebilirlerdi. Ne dedi ya, uf kafam karıştı. Melis dedi ya hani, sen dedin ya bu ilişki yürümez. Yürümez gibi geldi Yürüdü, bana. gidiyor bak. Yürümez gibi Gidiyor gelmişti böyle, bana. gidiyor gidiyor gidiyor. Ama ne ilişkiler yürüdü. O Ha. mühim. Dön. Peki tamam. Ya, bir şey olmaz. Bu ne Emine'ye Emine. omuz atma durumunu çok şey olabilir gibi geldi bana. Görmüştür olabilir. Hani bu Dedikleri restoran biliyorsun, herkesin gittiği restoran. ben o restoranlar hiç Şeydeki olduğunu bilmiyorum. AVM'deki restoran. Ha bizim Japon. Etiler'deki mi? Hayır, Yok hangisi? AVM, Maslak, Her şeydeki Japon. tamam. Bu arada öyle bir durum olsa zaten o herkes Ortalık karışır mı? ortalık karışırdı. Peki Hı. bu dedikoduları kim çıkarttı? Güzel malzeme. Evet. Aynı yere belki zamanlama olarak biri girdi, biri Yalnız çıktı. aynı mekanda oldukları kesin. Çünkü ben hiç görmedim diyor. Hani orada yok biz aynı anda bulunmadık da diyebilir. Hiç görmedim demesi. Ya görmemiş midir? Şimdi bu arada Melis güzel bir kadın ve böyle boylu poslu alımlı bir kadın. Zaten Emine'nin durumu Sarışın. ortada. Sarı her yerde dikkat çeker. Evet Emine'nin durumu ortada. Yani Emine zaten dikkat çeken bir kadın. Herkes birbirini görmüştür de omuz kısmına biraz takılmışlar. Evet. Sen ne yaparsın? Ben hiç, yani zaten eski bir ilişkinin Ama yeni bir ilişkisi çocuklarının babası. beni pek bağlamaz. Ya daha saygılı olurum. Daha Ya. saygılı olmaya çalışırım. Hep Ya bir kadına değilsin omuz zaten, atmak haberin falan. Ya çıkmış. ben huzursuzluk çıkan ortamdan uzaklaşırım. Ben uzaklaşırım. Ben hiç Ben de aynı hoşlanmam. mekanda olmamayı tercih Ben uzak ederdim dururum. yani. Yani baktım orada huzursuzluk var. Ben yanaşmam. Çünkü bir süre sonra sinirlerini kontrol edemeyebilirsin. Çirkin şeyler olabilir. Gerek yok. Uzak durmak en güzeli. Zaten çocuklar için genelde bir araya geliyorlardı. Peki Mustafa'nın sevgilisi acaba Emine'yi kıskanıyor mudur? Bu Şimdi bu haberler gündeme geliyor. yeni Düşünsene. taşınma işi var yani böyle bir araya gelecekler, komşu olacaklar, çocuklar için bir araya geldik. Kısmında belki bir tık endişelenmiş olabilir ama insan sevgisine güveniyorsa, aşkına güveniyorsa sıkıntı olmaz. Emine'nin ses tonu bana rahmetli Lady Diana'nın ses tonunu ve sakinliğini hatırlatıyor. Çok sakin konuşuyor. Yo görmedim, hayır bilmiyorum. Lady Diana da öyle konuşuyor. Boşanırken de hiçbir yorum Hiç yapmadı, yorum yapmadı, konuşmadı ağladı. biliyorsun. Evet. Ağladı. Kocaman Evet. gözlükleriyle gözyaşlarını saklamaya çalıştı. Çok burada zaten ağladığı çok belli ya. Çok yakışıyorlardı Ece. Aslında onlar da çok yakışıyorlardı. Aa! Değil mi? Gerçekten mi? Tepkine bak ya. Aa, Ne? çok acayip bir haber geldi. Bu doğru mu? Bak, ona göre söyleyeceğim. Söyle. Melis Hanım'ın eski eşi, geçen sene boşandığı eşi, çocuğunun babası yani Bodrum'da teknede çalışan yardımcısı eşine sarkıntılık yaptı zannedip, Ayrılıyor. hayır daha kötü, onun başına sert bir cisimle vuruyor, denize atıyor, öldürüyor. Ki ne diyorsun ya? Ay yemin ediyorum şaka Nasıl gibi. anlatıyorsun olayları? Kim? Hayır anlatamıyorum, Melis dişimdeki mi öldürüyor? apseden dolayı anlatamıyorum bile. Melis mi öldürüyor? Hayır, kocası öldürüyor. Kocası da geçen aylarda cezaevinden yeni çıkmış. Melis'e sarktığı için mi? Düşündüğü için. Evet. Ha bayağı ciddi mi bu gerçekten? Doğru mu? Ne acayip bir haber. Bunu kim söylüyor sana? İstihbarat mı? İstihbarat ve yani Allah Allah. Aa, Bunu bir araştıralım ama yok artık. bu Denize mi yani bu atıyor? dedikodu gibi bir şey Bir değil. şey söyleyeceğim. Bunlar nasıl bunlar? Film senaryosu gibi. Yok artık ya. Aa.
Bir araştıralım. Ben de boş bulunduğumu söyledim ama. Sen gerçekten bunu söyledin ha şu an. Söyledim çünkü farkında işin mısın? savunmasını yapan kişi, mahkemeden birisi. Attım mesajı. Aa! Neyse onu bir araştıralım. Ama ne acayip. Tüm Türkiye biliyor diyor. Siz nasıl şaşırdınız diyor. Bir de biz zaten biz var ayakta Vallahi uyuyoruz ya. ayakta uyuyoruz. Biz böyle önümüze Bak gelen biraz haberleri evvel yorumluyoruz. Gülben Ergen, Seren Serengil olayında bana şey dediler. Ya sen de o dönem benden daha bir kere yaş olarak büyükler de ben o dönemi hiç bilmiyorum. Astrolistlik zamanlarını falan sen bilmiyor musun dediler. Herkesin bildiği şeyi sen bilmiyor musun dedi. O ayağından vurulan gazeteciye kadar yazdılar. Evet ben bana da şey yazdılar. Ayağından vurulma gazetecinin nedenini. Elinde bir video varmış. Allah Allah. Bir tane daha bir arkadaşım daha mesaj attı. Sen nasıl bilmiyorsun böyle bir şey diye. Bir dakika şimdi bana da Melis'in Sen biliyor muydun? Sen de mi biliyorsun Canan? gerçekten mi Canan? Aa, bir biz mi yani? Oo, bir dakika şimdi herkes şu an yazıyor. Tanıyanlar yazmaya başladı. Öyle bir şey yok yazan var. Çok yakın manevi kardeşim diyor. Öyle bir şey olmadı asla diyor. Ama bu işin hukuki boyutunda yani adli açıdan takipte olan kişisi yazıyor bunu. Onu da söyleyelim. Yani bu bir iftira değil. Bu bir yorumcunun yorumu değil. Bu Olay hukuki barda birisinin yaşa, yorumu. barda başlamış Ne önce falan. olay. Bar da başlıyor sonra falan Peki filan. bunun detaylarını biz araştıralım, ona göre konuşalım yarın. Peki Yaz abi, reklamlar yaz sonra abicim buradayız. dinliyorum. Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.